Kerem sabit açısal hızla dönmekte olan dönme dolunun koltuğunda vücut şeklini değiştirmeden oturmaktadır. Kerem KLM noktalarından geçerken oturduğu koltuğun Kerem'e uyguladığı tepki kuvvetleri sırasıyla NKN ile NM'dir. Buna göre NKN ile NM arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar Kerem düzgün çembersel hareket yapan dönme iken koltuğun Kerem'e uyguladığı tepki kuvveti burada ağırlığımız yerin merkezine doğru MG şiddetinde koltuğun tepki kuvvetine NK dediğimizde yine ağırlık yerin Merkezine doğru MG koltuğunun uyguladığı tepki kuvveti NL olmuş oluyor. Yine ağırlık yerin merkezine doğru MG dediğimizde koltuğun tepki kuvveti de NM olmuş olacak. Tabi düzgün çember harekette yörüngenin merkezine doğru olan net kuvveti biz merkezcil kuvvet diyoruz. Ve düzgün çember harekette merkezcil kuvvetler eşit büyüklüktedir. Ondan dolayı da çünkü merkezcil kuvvet F merkezcil eşittir. M çarpı omega kare çarpı R yardımıyla bulunuyor. E, kütle aynı. Açısal hızımızda sabit açısal hıza döndüğü söylenmişti. E, yarı çapları da aynı olduğu için merkezi kuvvetlerimiz eşit büyükte. Şimdi K'dan başlayarak merkezi kuvvetleri eşitleyelim. Merkeze doğru olan net kuvveti biz merkezi kuvvet diyoruz. O zaman birincisi için F merkezi eşittir. Mg nk kuvvetleri uygulanmış. Mg'nin mk'dan büyük olması gerekiyor. Mg eksi nk burada merkezi kuvvet oluyor. O zaman nk'yı yalnız bırakırsak buradan mg eksi merkezcil kuvvet çıkmış oldu. Yani K'nın tepkisi bu şekilde bulunacak. L'de ise düzgün çember hareketli yörüngenin merkezine doğru olan net kuvvet merkezcil kuvvetimiz. Buradaki merkezcil kuvvetimiz arkadaşlar yörüngenin merkezine doğru olduğu için ağırlıkla bir ilişki kuramıyoruz. Ondan dolayı bunların da birbirlerine hani net kuvvetin yörüngenin merkezine doğru olması gerekiyor. Onun için N L'nin direkt M eşit olması lazım. Yani ikinci durumda N L koltuğunun göstermiş olduğu tepki kuvveti direkt cismin ağırlığına eşit olmuş oldu. Üçüncü duruma baktığımızda da M noktası için konuşursak. Yörüngenin merkezine doğru net bir kuvvetin çıkması ona da merkezcil kuvvet diyoruz. F merkezcil eşittir. Nm eksi mg olmalı. Buradan nm'yi yalnız bırakırsak şuraya yazalım. Nm eşittir. Merkezcil kuvvet artı mg olmuş oldu. Yani yukarıdan aşağıya başlayarak buradaki e, yörüngenin merkezine doğru olan merkezi kuvvetin yaptığı etkiden dolayı en küçük NK'da sonra NL'de en aşağıda en aşağıda daha fazla bir koltuk tepki kuvveti göstermiş oluyor. Sırayla MLK şeklinde bir sıralama doğru olmalı. Cevabımız B seçeneği MLK olur diyeceğiz. Naz ipin ucuna bağladığı kovayı O merkezi çembersel yörüngede omega büyüklüğündeki açısal hız ile şekildeki gibi döndürürken ip meydana gelen gelme kuvvetinin büyüklüğü T ipin düşeri yaptığı açı teta oluyor. Naz aynı kovayı 2V büyüklüğündeki açısal hız ile döndürürse T ve teta'nın içeriklerinin ilk durumuna göre değişim hakkında ne söyleyebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada kovaya uygulanan kuvvetleri yani kuvvet diyagramını çizersem ağırlık yerin merkezine doğru ipteki gerilme kuvveti de buradaki açı tet olacak şekilde şu şekilde T olmuş oluyor. Bu T e, düzgün çember hareket yaptığı için yatay bileşeni yönüyle merkezcil kuvveti düşey düşey bileşeninde arkadaşlar buradaki ağırlığı dengelemeye çalışıyor. Yani T'ye de ağırlığına eşit olmuş oluyor. Net kuvvetin merkeze doğru merkezcil kuvveti olması lazım. O zaman burada T'nin x bileşeni bu açı teta ise bu açının da teta olduğunu görürsek T'nin sinüs alfa bileşeni yani T çarpı sinüs alfa pardon teta eşittir T'nin x bileşeni bu da merkezcil kuvvet eşit F merkezcil. Yine T çarpı kosinüs teta da burada TY'dir MG eşit olacak o halde buna da e, TY yazalım ilk önce TY eşittir MG merkezcil kuvvetimiz de arkadaşlar. M çarpı açısal hız cinsinden verildiği için omega kare çarpı R ile bulunuyor. Valide bunları oranlarsak taraf tarafa T'ler gider tanjant teta ifadesi eşit olur. M'ler yine gittiğinde omega kare çarpı R bölü G ifadesine eşit olduğunu gördük. Şimdi ne yapıyoruz biz açısal hızı iki katına çıkarıyoruz. Açısal hızı artırdığımızda arkadaşlar haliyle görüldüğü gibi burada açısal hız artarsa buradaki açımızın arttığını gözlemliyoruz. T ip gerilmesi de... E, T ip gerilmesi. Burada T ip gerilmesi de arkadaşlar haliyle ip gerilmesinin yatay bir düşey bileşenlerini burada bulurken açısal hıza bağlı olan bileşeni burada merkezcil kuvvetten kaynaklanan Tx bileşeni olmuş oluyor. Haliyle burada açısal hız artarsa Merkezcil kuvvetimiz artmış olacak yani T'nin X bileşeni artmış oluyor. T'nin X bileşeni artarsa T'nin kendisinin de artması gerekiyor. Yani ipteki gerilme kuvveti de buna bağlı olarak artar diyeceğiz. İkisini sağlayan seçenek C seçeneği doğrudur deriz. Duvara monte edilmiş disk 10.8 RAM'da sabit açısal hızla dönmekteyken sistem paralel ışın demetiyle şekilde gibi aydınlatılıyor. Diske yapıştırılmış küresel ilk cismi ok yönde dönerken gölgesi yerde hareket etmektedir. Bakın burada paralel ışık demetimiz var. Buradan bir x cismimiz var. Küresel bu cisim. Ve burada yukarıdan gelen ışık. Burada cismin kapatmasından dolayı burada bir gölge oluşturuyor. Tabi burada düzgün çembersel hareket yaparken buradaki cismimiz gölgesi yerde basit harmonik hareket yapıyor. Çünkü düzgün çembersel hareketteki iz düşümler basit harmonik hareketi örnek teşkil ediyor. X cismi k'dan l'ye gelirken gölgesinin hızının e, hızının, gölgesinin hızının ve iğmesinin büyüklüğünü değişim hakkında ne söylenir şeklinde sorulmuş. Şimdi K'dan L'ye geliyoruz. Arkadaşlar şöyle düşündüğümüzde bakın K, L arasını yorumlayalım. Şimdi düzgün çembersel hareketteki iz düşüm yorumladığımızda bakın burada K noktası burası, L noktası burası olarak düşündüğümüzde paralel ışık demeti bunun gölgesinin burada olmasını sağlayacak. Haliyle şöyle düşey doğrultu çizdiğimizde arkadaşlar denge konumunda da O noktası dersem O noktasına L noktasına doğru Hareket ederken isim ne yapıyor? Yavaşlayıp yavaşlayıp duruyor. O zaman K noktasındayken I düşümü gölgesinin burası buraya biz M noktası diyelim. O K noktasına L noktasına geldiğinde I düşümü L'ye gelmiş oluyor. Yani gölge M'den L'ye doğru hareket ediyor ve denge konumdan uzaklaştığı için hız değeri giderek uç noktalarda minimum olacağı için yani sıfır olacak, yavaşlayıp duracağı için hızı azalmış oluyor arkadaşlar. Hızına azalır diyeceğiz. Gelelim şimdi ivmesine. İvmeden a değerimiz omega kare çarpı x yardımıyla bulunuyor. Periyodumuz sabit olduğu için 2 pi bölü t'deki periyot sabit. O halde açısal hızımız sabit. Peki x yani denge konumundan olan yönlü uzaklığa baktığımızda ise uzaklık giderek artıyor. Yani uç noktasına geldiğinde a'nın maksimum değerine ulaşmış oluyorduk. O zaman denge konumdan uzaklaştığı için x arttığından dolayı ivme de artar. Yani ivme de arttığı için ikisini sağlayan seçenek D seçeneği doğru olmuş olur. Kıvanç O noktasından geçen düşey eksen etrafında serbestçe dönebilen diske sürekli olarak F büyüklüğüne kuvvet uygulayarak diskin açısal hızını artırmaktadır. Bu durumda diskin açısal momentumu ile açısal hızını omega kıvançın diske uyguladığı tork da T diskin üzerinde bulunan kelimin de çizgisel momentumu P'dir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Açısal momentum ile açısal hızın yönleri birbirine diktir. Arkadaşlar açısal hız ile açısal momentum sahil kuralı yardımıyla bulunduğunda ok yönde yani saat yönünün tersi yönde dönerken dört parmağımızla sahil kuralı ile dört parmağımızla kavradığımızda baş parmağımız hem açısal momentumun yönünü hem de arkadaşlar açısal hızın yönünü yukarı yönde yani omega şeklinde yazdığımızda aynı yönde olduğunu gösterir. Yani birinci yargımız yanlış. 2. L yani açısal momentumun yönüyle torkun yönleri aynıdır. Evet. yine torkun yönünü bulurken arkadaşlar dört parmağımıza cismin dönme yönünü kavradığımızda sağlık kuralına gören baş parmağımız buradan torkun yönünü gösterecek. Torkun yönü açısal momentum yönüyle aynıdır. İkinci yargımız doğru. 3. L ile yani açısal momentum ile P'nin yönleri birbirine diktir. Evet şimdi bu dönerken arkadaşlar Kerem'in açısal çizgisel momentumla P dersek buradaki düzlem üzerinde ve sürekli yön değiştiriyor olacak. Açısal momentum da buna dik konumda yani bu düzleme dik pozisyonda olduğu için buradakilerin hepsi. O halde çizgisel momentuma açısal momentum dik bir konumdadır. O halde bunlar birbirine diktir bilgisi de doğru. Cevap D seçeneği doğru olmalı deriz. Ali, O noktasından geçen düşey eksen etrafında serbestçe dönebilen durgun disk üzerinde bulunmaktayken elinde tuttuğu şekil 1'deki tekerlek düzeneği de durgundur. Bir süre sonra Ali tekerleği şekil 2'deki ok yönde döndürüyor. Buna göre yargılarından hangi yeri doğrudur diye sorulmuş. Tekerlekle disk merkezlerinden geçen sürtünmesiz miller etrafında serbestçe dönebilmektedir diye soruyor, söylüyor. Hava direncinde önemsiz olduğu belirtilmiş. Yani olumsuz durumlarda ihmal edilmiş. Arkadaşlar bu bir sistem. Dışarıdan bir tork etkisi yoksa, yani bunu döndürmeye çalışan bir tork etkisi yoksa açısal momentum korunur. Ali ve tekerlekli disken oluşan bir yapı var. O halde bu sistemin açısal momentum başlangıçta sıfır. Açısal momentum korunma göre ilk açısal momentum son açısal momentuma eşit olacak. Yani açısal momentum korunacak. Peki Ali 3'te. Yani sistem içerisinde tekerleği ok yönde döndürünce, ok yönde döndürdüğünüzde sahil kuralı yardımıyla bükülmüş dört parmağımız buradaki cismin tekerleğin dönme yönünü gösterecek. Baş parmağımız da açısal momentum yönünü belirttiği için aşağı yönde bir tekerleğin açısal momentumu çıkıyor. E başlangıçta açısal momentum sıfır olduğu için son durumda da sıfır olması gerekiyor. O zaman Ali ve disk'in ikisinin birlikte açısal momentum'unda yukarı yönde ve tekerleğin açısal momentumu eşit şiddetli ve zıt yönde olması lazım. Disk ve Ali diyelim buna açısal momentum yönüyle. Bu ikisinin sayısal değer olarak birbirlerine eşit olması gerekiyor ki açısal momentum başlangıçta sıfır olduğu için son durumda sıfır olsun. O zaman yorumlara başlayalım. 1- Disk tekerleğin dönme yönünde dönmeye başlar. Hayır tekerleğin ters yönde döner. Niye? Çünkü açısal momentum'umuz yukarı yönde olduğu için baş parmağımız yukarıyı gösterdiğinde bükülmüş dört parmağımız diskin dönme yönü ve haliyle birlikte diskin dönme yönünü belirtecek. O zaman birinci ifademiz yanlış. İki tekerleğin açısal momentum ile diskin açısal momentumu zıt yönlüdür. Evet tekerleğin açısal momentum ile diskin açısal momentumu gördüğünüz gibi zıt yönlü. Bu doğru bir ifadedir. 3. Ali tekerlekli diskten oluşan sistemin toplam açısal momentumu korunur. Evet onu başlangıçta zaten olayı buna bina ederek e, anlatmıştık. Başlangıçta açısal momentum sıfır olduğu için son durumda da sıfır olması için arkadaşlar açısal momentum dışarıdan bir tork etkisi olmadığında korunur dedik. O halde bu ifademiz de doğru 2 ve 3 doğru yani cevap D seçeneği olmalı deriz. Kütlesi 1000 kilogram olan otomobilin hız sabitliği ise devrede olup otomobil daima 20 metre bölü saniye büyüklüğündeki sürat ile hareket etmektedir. Otomobil yolunun 50 metre yarı çaplı O merkezi çembersel bölümün alt kısmından geçerken Yolun arabaya gösterdiği tepki kuvvetinin büyüklüğü en oluyor. Buna göre en kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar buraya geldiğinde yerin göstermiş olduğu tepki kuvvetine en demiş. Ağırlık da yerin merkezine doğru olduğu için cisim bu aralıkta düzgün çembersel hareket yapıyor. Düzgün çembersel harekette yörüngenin merkezine doğru olan kuvvete net kuvvete biz merkezcil kuvvet diyoruz. O zaman merkezcil kuvvetimiz burada en yukarı doğru mg aşağı doğru net kuvvetin merkeze doğru olmasından dolayı n eksi MG şeklinde yazılmalı. O halde merkezi kuvveti nasıl buluyorduk? M çarpı V kare bölü R yardımıyla buluyorduk. N eksi MG dediğimizde düzenlersek M ve kare bölü R artı MG eşit olmalı N'e. Evimiz 1000 kilogram olarak verilmiş. 1000 çarpı hızının karesi 20'nin karesi 400. Bölü yarı çapımız 50. Artı arkadaşlar MG 1000 çarpı 10 dersek yerin zeminin göstermiş olduğu tepki kuvveti burası arkadaşlar sıfırlar giderse 45'e böldüğümüzde 8 yapmış oldu. Yani 8000 burası 10000 de burası olduğu için en zeminin göstermiş olduğu tepki kuvveti 18000 Newton şiddetinde olmalı. Yani cevapta buradan E seçeneği çıkar diyeceğiz. Ali yatay düzlem üzerinde bulunan sandalye üzerinde şekildeki, şekil birdeki gibi ellerindeki dambulları vücuduna yapıştırarak dönmekteyken sistemin açısal momentumunun büyüklüğüyle açısal hızının büyüklüğü omegadır. Buna göre Ali kollarını şekil 2'deki gibi yana açarsa L ve omeganın değerleri hakkında ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Sandalyenin oturağı ortasındaki sürtünmesiz mil etrafına serbestçe dönebilmektedir şeklinde de ifade edilmiş. Arkadaşlar bu bir sistem sistemde dışarıdan bir tork etkisi yani döndürme etkisi yoksa açısal momentum korunur. Ve bize e, burada sistemden bahsedildiği için de sistemin açısal momentumu L olarak belirtilmiş. O zaman açısal momentumumuz değişmeyecek, L olarak kalacak. Peki elimizi yanlara doğru açtığımızda ne oluyor? Açısal momentum 4 farklı yolla bulunuyordu. P çarpı R, M çarpı V çarpı R veya M çarpı omega çarpı R'nin karesi. Yine I çarpı omega şeklinde de yazılabiliyor. Elimiz açtığımızda arkadaşlar yarı çapımız ne yapıyor? Artıyor. Şimdi açısal hızı sorduğu için bu ifadeyi yani üçüncü denkleme bakalım arkadaşlar. Toplam kütlemiz değişmedi. Burada yarı çapımız arttığı için Sistemdeki herhangi bir kütlenin yarı çapı e, artarsa yörünge yarı çapı haliyle açısal hızı da azalmış olacak. Yani açısal hızımız arkadaşlar omegadan az olması gerekiyor. İkisini sağlayan seçenek B seçeneği doğrudur deriz. Kıvanç merkezlerinden geçen sürtünmesi mil etrafında serbestçe dönebilen diske tutunarak şekilde gibi dönmekteyken diskin merkezine yaklaşıyor. Buna göre sistem avanç ile dönen disk e, ikisi birlikte arkadaşlar. Bir sistem oluyor. Sisteme ait inceliklerinin hangileri artar şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar dışarıdan bir tork etkisi var mı sisteme? Yok. O zaman açısal momentumumuz korunacak. Açısal momentum dört farklı yolla bulunuyordu. P çarpı R M çarpı V çarpı R veya M çarpı omega çarpı r'nin karesi veya i çarpı omega yardımıyla bulunur. bir eylemsizlik torku. Eylemsizlik torku m çarpı r'nin karesi ile bulunuyor. Toplam sistemde bir kütle değişimi yok. Kütlemiz değişmezken kıvancın sistemi oluşturanlardan bir tanesinin yarıçapı azalırsa eylemsizlik torkumuz azalacak. Bize artar sorulduğu için eylemsizlik torku artmaz. Açısal momentum. Açısal momentum dışarıdan bir tork etkisi olmadığı için korunduğunu söylemiştik. Bu da artmaz. Açısal hız. Açısal hız arkadaşlar. Bakın burada L eşittir I çarpı omega'da biraz önce I'nın azaldığını söylemiştik. Açısal momentum da korunuyor demiştik. O zaman açısal hızın artması lazım. Yani tek artan açısal hızdır cevabımız. Bundan dolayı C seçeneğinin doğru olduğunu bize gösterir diyeceğiz.